Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu, 2 Kasım 2012 tarihinde Bir Dünya Daha Var projesi kapsamında ikinci konferansını düzenledi. Pandomim gösterisiyle başlayan Anlamak Değiştirir isimli konferans, iletişim kurmada zorluk yaşayan çocuklara nasıl ulaşabileceğimiz konusunda değerli ipuçları veriyor. Aileler gözden kaçırdığı zaman ya da öğretmen gözden kaçırdığı zaman niye böyle konuşuyorsun, düzgün konuş, bak şöyle konuş, şunu yapman gerek şeklinde, yani masumca yardımcı olduklarını düşünerek yaptıkları yaklaşımlarda aslında çocuğun üzerinde baskı kurarak onun daha fazla özgüvenini yitirmesine sebep oluyorlar. Özellikle özgüven eksikliği yaşayan çocuklarda şu çok önemlidir. Motivasyon çok önemlidir. Yani çocuğun konuşma problemini aşabileceğini, konuşurken karşı taraftan anlaşılabileceğini, bunu yaparken nelere dikkat edebileceğini görmesi, ailenin onu bu yönde desteklemesi, öğretmeninin ve çevresinin bu yönde desteklemesi, onun o motivasyonla yavaş yavaş özgüvenini geri kazanmasına yardımcı olur. Sanat da bir iletişim aracıdır. Sözel dil gibidir. Nasıl ki sözel dilde farklı diller vardır. Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca. Sanatta da farklı diller vardır. Müzik, resim, edebiyat, dans, şiir, heykel, seramik, bir hala farklı dil var. Ortak diller de var. Ortak dillerden ki benim de geçmişim resim üzerinden olduğu için daha çok resim üzerinden konuşmak isterim bu sunuşta. Örneğin plastik sanatlardan bahsedersek, plastik sanatların içerisine heykel, resim, seramik gibi elle şekillendirdiğimiz ve görsel olan sanatlar girer. Bu sanatların dil bilgisinden bahsetmek istiyorum. Nasıl ki bir dilde, örneğin Türkçe dilinin bir dil bilgisi vardır. Bunun içerisinde cümle, zarf, eylem gibi terimler, noktalar vardır. Ve bunun çerçevesinde bir dil bilgisi, bir kodu, ağı oluşur o dilin. Sanatta da böyle, resimde, heykelde de böyle. Bazı terimler üzerinden giderek örnek vermek isterim. Örneğin burada zaten yazdım. İşte renkten bahsedersek, bir rengi neden seçtiğimiz önemli. Örneğin siyah yerine kırmızı seçiyorsam bir anlamı var bu seçimin. Veya aynı şekilde rengin kendisi gibi rengin tonu, kalitesi de önemli. Açık kırmızı, kan kırmızısını düşünün. Bir tane de böyle siyaha kaçan bordo kırmızıyı düşünün. Yani farklı anlamları olabilir. Bunun gibi oran önemlidir. Örneğin bir çocuk bir resmi yaptığında kendini çok uzun, hatta anneden uzun çizebilir, babadan uzun çizebilir. Bunun bir bize anlattığı bir değer vardır. Hangisini daha büyük, hangisini daha küçük gördüğü.
Veya yine kompozisyonda da bazen daha çok önem verdiğimiz şeyleri ön plana koyarız kompozisyonda. Daha az önemli olanları, detay, küçük detayları da böyle daha küçük çizeriz. Arka plana atarız kompozisyonda. Eğer biz ona farklı bir yol sağlarsak, örneğin sanat terapi seanslarına katılırsak, ki mesela örneğin benim bu durumda önereceğim grup seanslarıdır ki sosyalleşmesini sağlamaktır çocuğun. Burada sosyalleşirken sanat terapi seanslarında bir defa sözel dil yerine farklı bir dil kullanarak kendini ifade edecektir. Dolayısıyla iletişimin kısıtlı olması engelini ortadan kaldırmış olacağız biz. Oyun ve resim içerisinde çocuk diyalog kurabilecektir. Farklılıkların kabulü üzerine çalışabiliriz. Nasıl olabilir? Mesela ben neredeyse bütün gruplarımda bunu yaparım. Çünkü farklılıkların kabulü sadece bu konuda değil, her konuda önemlidir. İşte örneğin bir konu veririm ve çocuklar resmini çizer. İşte bir canavar çizin, herkes canavarı çizer. Sonra herkes kolunu uzatsın derim. Herkes kolunu uzatır ve bakalım kim daha koyu, kim daha açık. Ve kendi üzerimizden çıkarak, bakın biz nasıl farklıysak resimlerimiz de farklıdır diyerek farklılıkların kabulünü sağlıyorum. Tabii ki sözel dili tamamen sınıfta görmemezlikten gelmek mümkün değil. Fakat zaman zaman farklı çözümler üretilebilir. Örneğin yazarak cevap verebilirsiniz. İşte herkes, hatta bu motivasyonunu da artıracaktır sınıfta öğrencilerin. Çünkü yarışma edasında işte herkes panoya yazıp kaldırır cevabını. Bu şekilde o çocuğa da cevap verme olanağı yaratılabilir. Çok güzel bir örnek verildi. Eğitim öğretim ortamlarında tabii çocuğun tüm gelişiminde özgüveni çok önemli. Konuşmacıların baştan sona kadar vurguladığı bir ana tema. Özgüven çok önemli ve çocukta belirli bir hasar mı yapıyorsa sonradan onu onarmak veya telafi etmek de bazen çok güç oluyor veya olamıyor. Ve bu verdiğimiz örnekte çocuğu ayrıştırmadan ve problemi çocuğun değil, çocuk bir şey yaşıyor. Ama çevre veya anne baba, kimse, ortam ne kadar çok çocuğa yansıtıyorsa bunu, yani çocuğun üzerine fazla önem yükleyerek, daha fazla yük koyarak değil, hep beraber herkesin bu sorunu üstlenerek çocuğu desteklemeli diye düşünüyorum. Böylelikle çocuğun da özgüveni o ölçüde az zedelenecektir. Ne kadar çocuğa az yansıtırsak, az yansıtıp az ayrıştırırsak ve hep birlikte bütünlük içerisinde görevi, rolü ve sorumluluğu olacak yaşanan sıkıntıları aile de üstleniyorsa veya işte çevre, ortam üstleniyorsa o kadar daha güzel aşabilir sıkıntıları diyeceğim.